%50 tarım destekleriyle ilgili, hibelerle ilgili bir bilgi vereyim. Tarım İlçe Müdürlüğü'ne kayıtlı olan çiftçilerimizden biz çiftçi kağıtları ve nüfus cüzdanı gerekli evraklarını alarak Tarım Orman Bakanlığı'na başvuru yaparak bu başvuru yaptıktan sonra Tarım Orman Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kişilerin isimlerine çıkan vatandaşın istediği ekipman desteğini, ekipman aracılığını diyelim, biz sağlamaya çalışıyoruz. Bu sistem vatandaşın, çiftçimizin Tarım İlçe Müdürlüğü'nden bize getirmiş olduğu evraklarla biz Tarım Orman Bakanlığı'nın vatandaşın adına sayfa açarak başvuruda bulunuyoruz. Belirli bir zaman sonra sistemden vatandaşın adının çıkmasını bekliyoruz. Vatandaşla tekrar irtibata geçerek istediği makine ekipman desteğini bizler aracılığıyla vatandaşa teslim etmeye çalışıyoruz. Peki bu %50 hibe başladı mı? Ne zaman başladı? Bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir Şimdi misiniz? şöyle, başlayış tarihi değişti. Şimdi de öncelikle 17 Aralık'ta bitiyordu. Vatandaşlarımız şimdi burada yanılgıya uğradılar. Biz vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. 17 Aralık'ta normal şartlarda 17 Aralık'ta bitmişti. Fakat devletimiz fazla yoğun, fazla talep olduğundan devletimiz tekrar bu son tarihi ileri çekti. Şu anda 21 Ocak'ta son başvuruları tamamlıyoruz. 21 Ocak'ta 21 Ocak'a kadar son tarih, değil mi? Tabii 21 Ocak'ta son tarih şu an. Peki yani ücret olarak 150 dedik ama çiftçiler ne alabiliyor? Yani buna karşılık bu en şimdi. düşük hangi tarım aleti, en yüksek hangi tarım aleti, bunların maliyetleri nelerdir, kazancı nelerdir? Böyle bir genel Şimdi değerlendirme yapar mısınız? devletimiz belirlemiş olduğu bazı kriterler var tabii. Örnek veriyorum, sıfırdan 300 bin liraya kadar, 300 bin liraya kadar A grubu yararlanabilir. Bu A grubu ne oluyor? Alt kademedeki çiftçilerimiz oluyor. 300 bin liraya kadar makine ekipman desteği sağlayabilecek, ödeyebilecek vatandaşlarımızdan bahsediyoruz. Nedir bu mesela? Örnek veriyorum, rotatör olur, patpat olur, efendime söyleyeyim, fındık vatozu olur, traktör olur. Vatandaş ne almak istiyorsa devletin değerlendirmelerine girerek bu şekilde bir alışveriş sağlıyor. Ha, bir de B grubumuz var. B grubumuz nedir? Bu B grubumuzda 50 bin liradan 601 milyonlara kadar gidebilen makine ekipman desteklerinden bahsediyoruz. Bunlar da işte traktör olur, efendime söyleyeyim, tarım aletlerine girebilecek tüm şeyler olur. Bu aldıkları ekip ya da ekipman 1 lira da olsa, 1 milyon lira da olsa bunun %50'sini, Tabii. yani %50 sistem hepsinde aynı şekilde işliyor. Doğru mu? Tabii doğrudur. Yani yani devletimizin belirlemiş olduğu bir liste var. Bu listeye uygun şartlar olan tüm makinaları, tarım makinalarını vatandaşımız %50 hibe desteğiyle teslim alabiliyor. Peki bu ödeme veya makine teslim alma süreci nasıl oluyor? Yani vatandaş bankadan mı para alıyor ya da direkt ekipmanın ücretinin tamamını size mi veriyor? Ödemesini başka bir kurumdan mı alıyor? Bu süreci bir anlatır mısınız? Biz vatandaşın, örnek veriyorum, evraklarını aldık, sisteme girdik, Tarım Orman Bakanlığı'nın sistemine girdik. Diyelim ki vatandaşın adı çıktı. Ne istemiş vatandaş? 100 bin liralık bir ürün istemiş. Örnek veriyorum. Bu 100 bin liralık ürünün Patpattan yola çıkalım. Mesela bir patpat istedi. Ne kadar bir patpat mesela? patpatın şu anda 35 bin lira gibi bir rakamı var. Evet, bunu Şu an sizden 30 bin, istedi. 35 bin gibi bir rakamı var. Devletin bu belirlemiş olduğu, örnek veriyorum, 30 binlik bir rakam var. Vatandaş bizden mesela patpat istedi bizden. Biz bunun girişlerini yaptık, her şeyini yaptık. Vatandaş bizden 30 veya 35 bin liralık ödemeyi banka üzerinden yapıyor. Biz bu banka üzerinden aldığımız ödemeyi, peşin olarak aldığımız ödemenin işte patpat üzerinden faturasını, evraklarını, efendime söyleyeyim, teslimat belgelerini vatandaşa veriyoruz. Vatandaş bundan sonraki aşamada kendisi mücadele ediyor. Biz evraklarını vatandaşa teslim ettikten sonra, zaten adı çıkmışsa veriyoruz, adı çıkmamışsa vermiyoruz. Tarım İlçe Müdürlüğü'nden veya Tarım Bakanlığı'ndan 15 bin liralık hibe ödemesini tekrar kendi hesabına geri alıyor.
Yani özetleyecek olursak ürünün fiyatını peşin veriyor çiftçi. Aynen. Sonra siz hazırladığınız evrağı teslim ediyorsunuz ve o evrakla ilçe tarım müdürlüğünden, doğru mu? Evet. Orada %15'ini tekrar geri alıyor ödediği parasını. %50'sini şey, %50'sini evet, geri alıyor. Evet, %50'sini. Peki bu ne uzun sürüyor mu? Ne kadar zamanda alabiliyor? Arada bir zaman farkı var mı? Yani şimdi vatandaş pat patını aldı, size parasını verdi. Ne kadar sonra %50'sini geri alıyor? Şimdi, yani şimdi ortalama süre verecek olursak yani 1-2 ay ya da 5 ay içerisinde isimler belirlenip teslim makineler, ekipmanlar teslim edilecek inşallah. Peki. Bunlar silaj makinelerimiz mesela. Bunlardan mısır sapını veya ot, yonca, herhangi bir makine için atıp öğütüyor. Tabii, öğütme makinesi. Öğütme yani şey yapıyor. Hayvan yiyeceği.